Size selamlar arkadaşlar. Bugün Samsung'un Gear S3 lansmanındaydık. Yanımda şoförüm var. Yeni işe aldık Onur Bey'i. Bizimle beraber çalışıyor artık arkadaşlar. O da çok bilgili bir arkadaşımızdır. Kendi elektronikçi zaten. Aslan okul olarak elektronik okudu. Ama biliyorsunuz artık hiç kimse okuduğu mesleği yapmıyor maalesef. Evet Onur Bey, nasıl buldunuz saati? Gear'i çok iyi. Muazzam. Klasik olan tam benlik. Frontier'e ne diyorsun? Frontier kullanılmaz. Yani öyle bir alan yok bizim ülkemizde. Ama askeri sınıfta dayanım var diyorlar telefon için. Askeri. Kim kullanacak ki askeri sınıfta dayanımı? Askere gidenler kullanıyor. Kasya yerini ona alıyorlar. Ama şimdi düşün bak, düşürdün diyelim saati ya da vurdun. Ben mesela inşaatta vurdum saati duvara. Ama klasik de aynı kalitede. Şey aynı var, sağlamlık. Çizilmezlik var ama aynı birebir sağlamlık yok. Ya arasındaki farkı çok anlatamadılar ama. Yok, onu zaten anlatmazlar çünkü kendileri de o kadar şeyini bilmiyor detayını. Onlar sadece sanki bana şey yani, kasa farklı. Yani o da yağmura dayanıklı, o da yağmura dayanıklı. Bunun ne farkı var? Acaba onlar spor... herhalde kullanılan metalinden dolayı yapıyorlar onu. Bence aynı, sadece CNC görüntü. İşlemeden olabilir. Sadece görüntü. Yok canım, sadece görüntü de o kadar iddia edemezler. Mahkemeye verir millet bunları. Başları zaten yandı o konuda. Şeyi anlatmadılar arasında. Bu klasik, evet bu klasiği şunun için kullanıyoruz. Gündelik hayat, adım sayar var falan. Abi bu Frontier zaten standarttı. Bu Frontier bisiklet kullanırken kilometre öyle bir şey yok. İkisi de aynı işi yapıyor zaten. Tabii canım, yani özellik yok. Olarak zaten bir fark yok. Görüntü olarak bir de arayüzler çok hoşuma gitti. Bir şey için söyledi mesela, sıcak ve soğuk dedi. Çok yüksek ve çok yüksek sıcak, evet, ve çok da, düşük onu da, sıcaklıkta. Onu da çok beni etkilemedi. Hani şey, yani ne kadar yüksek sıcaklığa sokabilirsin ki asker olsan da, hani ya da ne kadar düşük soğuğa. Yok canım. Adana'ya gitmen lazım. Hani şey dese mesela, kuzey ülkeleri falan çok soğuk oluyor ya. Yani oralarda bile kullanabilirsin falan dese anlarım da. Ama Türkiye'de lansmanı yapılıyor. Onun kuzey ülkesinde yani lansmanı yapılıyor. Dünyanın her yerine satıyor ya. O başka şey yapıyor. Şey. Şu an bize lansmanı yapıyor. Türkiye uyum sağlayacak. Tabii canım. Ne yapsın mesela Türkiye'de? Türkiye uyumlu. Ha, sen solak şeyi istiyordun. Solak. Muhakkak. Benim ondan bahsetmeden büyük ihtimal yok. Ben de solak. Yani şu tuşu bu tarafta adam çok rahat kullanabilmeli. Maşallah. Milleti de makaslaya. İnşallah yani, ceza yemeyiz. Samsung'a bunu geri bildirim olarak sunmamız lazım. Samsung izler zaten bu videoyu. Bir de enteresan bir şey de yapmışlar. Orada bir tane Mac bilgisayar var. DJ'in bilgisayarı. Elma logosunu bantla kapatmışlar. Oraya kağıt yapıştırmışlar. Zaten sunumun %40-45'i Apple ürünleriyle doluyor. Yani. Hakikaten ya. Herkesin elinde var ya bu kadar. Utandım ben çıkarmaya telefonu. Ne yapayım? Ama bak mesela hepsi kamera için kullanıyor telefonu. S7'nin kamerası daha iyi mesela. Ya ben Android'i hiç kullanmadım. Lumia'dan iPhone'a geçtim ya. Ama Lumia'nın kamerası da iyi. Lumia o. Lumyalar. Kameranın navigasyonu. Lumyalar harbiden çok iyi. Ha, Hear'ı fark ettin mi? Aynen, saat Hear vardı. Saatte evet, Hear'ı gösterdi. Hear hoşuma gitti. Uygulamalar zaten standarttı. Öyle değişik bir şey yoktu. Tip olarak ama ben beğendim. Huawei'nin saatlerini de mesela çok klasik beğeniyorum. Çok bunu da çok beğendim. Klasik çok iyiydi. Kaç para verirsin peki? Bak. Fiyatı incelemede söyleyeceğim mi? Sen mesela hani bu kaç para eder diye der. O saat ne kadar eder bence? Bence 1250 lira. Eder mi? Eder. Şimdi İsviçre'de tasarımcıymış. Aynen, tasarım. Bir İsviçre saati aldığın zaman zaten 2000-2500 dolardan aşağı ödemiyorsun. Tabii canım. Böyle bir saati de bir zahmet versinler yani. Saat güzel. Ben dayanıklı güzel. Kordonları da değişebiliyor. Kordonları. 9 farklı 22 bin. O çok iyiydi. Kordon. Kordonları. Git mahalledeki saatçiden al bir kordon. Tabii canım. Uyumlu ya. Standart kordon zaten. Hani diyor ya, bizim dışarıda gidiyor, perakendecilerimiz de yapacak diyor. Perakendeci mahalle arasında. Sanki telefon kabını gidiyorsun şeyden alıyorsun, Samsung'dan alıyorsun. Gidiyorsun 5 liraya. Öyle Tahtakale'den. Ben bir kere aldım ya telefon kabı. Gerçekten. Ama kullanıyorum, senelerdir kullanıyorum. Ya AliExpress ne güne duruyor gözüküyor. Yok seni. Onu şeyden aldım. Ablamda vardı, çarptım ben onu. Sonra ablam herhalde yenisini aldı yani. Yurt dışında yaşasam orijinal ürün kullanamıyorum. Yurt dışından canım, Avusturya'dayken. Bak gördün mü? Tabii oradan. Ama Türkiye'de şimdi yani orijinal ürün kullanmak da... Öyle şeyler söyleme. Bunu yayınlayacağız yani. Bizim çocuklar bizi korsancı yapacak iyice. Yok. Zaten yok. Arada bir teşvik ediyorum onları korsana. İyice adımı çıkaracaksın. Korsana. Ya korsana hayır diyoruz ama bu öğrenci adama da orijinal ürün evet, millet düşünsün yani. Şu fiyatları biraz tamam, aşağı çeksinler. Adam yalvarıyor babasına, diyor ki baba ne alır telefon diyor. Aldırıyor adamı. Ama bir de kılıfa mı para versin? Kılıfa 90-100 lira para mı verdin adam bir de? Evet arkadaşlar, bugünkü lansman maceramız bu kadardı. Yakında yine başka lansmanlarımız var. Mesela şuradan spoiler vereyim. 8 Aralık'ta LG V20'nin lansmanı var. Daha şimdi daveti geldi. Buradayım, gideceğim abi. Orada da olacağız. Onur Bey'in işi olmazsa onu da götüreceğim. Keyifli oluyor. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.